Yok da Labs PDF'imizi açıyoruz. Lab saati. Evet. Her açtığınızda da bugünün tarihi vardır. Ha, zannetmeyin bugün publish oldu. Evet. Aynı her dokümanında geçerli olduğu gibi CCSA 3.0 dayadık sırtımızı devam. Training setup. Install lab data. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Komut satırı kaydımızda başlasın. Şimdi burada önce bir workspace kendinize belirleyin benim yaptığım gibi. O klasörün içerisinde çalışın. Haydi şimdi biz de arkadaşların ki nerede olduğunu biliyoruz hani şuradaki tar xz'yi isterseniz indirin böyle açın. İsterseniz manuel indirin. Şimdi ben aynen birebir onun yaptığı gibi yapacağım. Haydi bakalım. Chat wget'le download ettim. Aç onu abicim diyor. Açalım. Açtık. Yoktu Labs klasörünü indirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet, burada eğitim hakkında genel geçer hatta bazı tavsiyelerde bulunmuş. Tüm dokümanlardaki adımları dikkatli bir şekilde okuyup uygulamamızı. Error mesajları çok bizim elimiz kolumuz. Herhangi bir error mesajını iyi okumak çok önemli. Yokluğunun kendi blok yapısı var. O blokları okumak önemli. Bu bir sınıf dersi olduğu için 5 dakikadan fazla böyle kalmayın demiş. Sizler de takıldığınız yerde dediğim gibi iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. Hasbelkader ben de vakit oldukça cevap vermeye çalışacağım. Burada genel geçer bir tavsiye. Root kullanıcısını bu eğitim boyunca default kullanıcınız olarak kullanmayın. Bu başınıza iş açabilir. Sanal makinenizdeki bir çuval inciri berbat edebilir. Bunun yerine sadece gerektiğinde mount işlemleri, bazı dosyaların sahipliğini değiştirmesi gibi işlemlerde ancak bu yolu izleyin. Oldu da root olarak çalıştınız ve klasörlerin izinleri de root oldu ise change on tre büyük R ile örneğin işte benim kullanıcı mboyar nokta pet veriyoruz. Burada kullanıcı default grup klasör büyük R'de recursive olarak kullanıcıyı tekrar kendi kullanıcınıza çevirebilirsiniz. Klasörlerin izinlerini kendi kullanıcınıza çevirebilirsiniz. Oradaki root'la devam edersiniz. Root'luk kullanmıyoruz arkadaşlar. Gerektiğinde sadece. Diyoruz ve lab 1'e geçmişsek eğer prepare your lab environment kısmı tamamlanmış demektir. Şimdi gelin devam edelim.